Elazığ STK platformu aylık istişare toplantısı düzenlendi. Elazığ STK platformu aylık istişare toplantısı düzenlendi. Birçok STK'nın katılım sağladığı toplantıda eğitim, deprem ve şehrin sorunları masaya yatırıldı. Elazığ için sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin önemli olduğuna değinen Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu dönem sözcüsü Heybet Öztekkeli, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Birlikte hareket etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple sizlerden fikir önerilerinizi ve proje beklentileriniz önem arz etmektedir. Sivil Toplum Derneği geçidimizin en değerlerinden biridir. Farklı alanlarda faaliyet gösteren dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer kuruluşların sağladığı faydaları karşılama, tüketici çözüm üretme ve şehrin refahına yönelik teknik bir yaklaşım ile projelerimizi yürütüyoruz. Ancak bu çalışmaları yürütmek için etkili ve kalıcı olmak için birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Elazığ'ın yenilikleri için STK platformunun kullandığı bir araya getirme yöntemleri ortak amaçlarının birleşmesi için büyük bir önem arz etmektedir. Elsat Başkanı Avukat Murat Erdoğan ise deprem sonrası binalarda oluşan hasar konusuna dikkat çekti. Günlerde çok önemli bir gündem var. Hak sahipliği süreci başladı. Yoğun olarak bu konuyla ilgili konular yine gündeme geldi. Az önce başkanımın söylediği gibi en çok tartışılan konuların başında da hasar raporlarından sonra değişen durumlar konuşuluyor. Bunlarla ilgili fazla bir sorun yaşamadık. Geçen depremde DAS'ların çoğu ödenmiyordu. Fakat Elazığ'da 4000'e yakın dava açıldı. Davaların %99'u da kazanıldı. DAS bundan görüyoruz ki bir ders almış. Şimdi kimsenin davaya gitmeden alacaklarını ödüyor. Ve kimse de mağdur değil. Yani bunda çok ciddi bir başarı sağlandığını görüyoruz. Fakat hak sahipliği ile ilgili bu süreç bundan sonra milletimizi çok daha ilgilendirecek. Onun için STK platformunun Elazığ'ın ve Türkiye'nin gündemini ilgilendiren böyle bir büyük konuyu gündeme alması, burada tartışması, başkanları bilgilendirmesi çok önemli bir STK hareketidir. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Vahdettin Demirtaş, deprem sonrası oluşan sorunların çözülebileceğini fakat konunun takipçisi olunması gerektiğini söyledi. Ki bu aktif iyilerin sayıların çoğalmasını diliyorum. Kıymetli Başkanımız Murat Başkanımızın da söylediğine ek olarak bir şey söyleyeyim. Şimdi özellikle de evlerin yapımıyla ilgili kardeşimiz de dedi işte yapılanların bir kısmında aksaklıklar, eksiklikler, komşuların evlerinin yıkılması işi var. Bunun dışında da bizim kıymetli başkanım bu imar planındaki özellikle yıkıldıktan sonra bir bina tekrar geri çekildiğinde çekmemesi gerekirken imarda artık çekimler olduğu için bu anlamda bir kısım binalarımız yıkıldığında artık yapılamıyor da istense de yapılamıyor. Komşular bir araya gelse de yapılamıyor. Kıymetli hocam özellikle de bu yol üzerindeki ana arterlerdekilerinde diyelim ki 5 metre çekeceğini düşünüyor. Varsayalım bazılarında 5 bazılarında 3. 5 metre çektiğinde arsası kalmıyor. Bir araya gelseler bile yani bunların Elazığ'ın belediyesi anlamında bir sorun. Bu imarla çözülecek bir sorun. Onun dışında vekillerimiz bir araya gelirlerse bunlarla ilgili vekillerimizin çözeceği şeyler var. Ben inanıyorum. Bugün bunu eğer burada masaya yatırdıysak bu ameliyat başarılı olur. Yarın inşallah biz bununla ilgili kesin bir çözüm kararı alırız. Buna inanıyorum ama bunun takipçisi olmalıyız.